Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 8. sınıf üçgende yardımcı elemanlar konumuzu işleyeceğiz. Bu konumuzda üçgende yükseklik, üçgende kenarortay, üçgende açıortay konularına değineceğiz. Konumuza geçmeden kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımıza like atarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve hemen konumuza geçiyorum. İlk önce arkadaşlar kenarortayı anlatacağım. Kenarortay neymiş? Üçgenin bir köşesini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortay denir. Örneğin sevgili arkadaşlar, BC kenarına ait kenarortayı çizmek istiyorsanız önce BC kenarının ortasını bulursunuz. Zaten bakın adı üzerinde kenar orta, yani kenarın ortasını bulacağız. Kenarın ortasını bulmak için burayı sayıyorum. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Öyleyse 5 birim ilerlersem işte burası kenarın orta noktası olur. Bu bulduğum orta noktayı köşeye birleştirirsek işte bu doğruya kenarortay doğrusu deniyor. Ama bir üçgende bir tane kenarortay olmaz arkadaşlar. Üç tane kenarortay olur. Şu an biz bir tanesini bulduk. Bu BC kenarına ait olan kenarortay. Bu kenara biz A köşesinin karşısında olduğu için A kenarı da diyebiliriz. Kenarortayları genelde biz V harfiyle gösteriyoruz. Öyleyse bu kenarortaya A kenarına ait olduğu için VA denilebilir. Şimdi gelelim AB kenarına ait olan kenarortayı bulmaya. AB kenarına bakarsanız bunun orta noktasını nasıl bulabilirim? Şu şekilde bakın, dikkat ederseniz kareli zeminde geçtiği köşeleri dikkate alırsak 3 birim aşağı 2 birim sola gittiği zaman bakın tam bu köşeden geçmiş. Yine 3 birim aşağı 2 birim sola yine bu köşeden geçmiş oluyor. Öyleyse burası arkadaşlar bu AB kenarının tam kenar ortası. Bu kenarın orta noktasını gelip C köşesine birleştirirsek işte bu da C kenarına ait kenarortay olmuş oluyor. Bunu da hemen çizelim. Bunu da biz öyleyse VC ile göstereceğiz. Şimdi gelelim AC kenarına ait kenarortayı bulmaya. Bu da dikkat ederseniz tam köşelerden gitmiş. Yani 45 derecelik açılarla kareleri bölmüş. Peki burada kaç tane köşegen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşegen var. Tam ortası işte burası olacaktır. Bu kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştirirsek bu da B kenarına ait kenarortay olacak. Bunu da VB ile gösterebiliriz. Bakın dikkat ederseniz kenarortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişti. Bu kenarortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi de deniyor. Üçgenin ağırlık merkezi. Bu da genel kültür olarak bilgimiz olsun. Burada en önemli şey bakın kenarın orta noktası olduğunu bilmeniz. Yani bu nokta bu kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Bu nokta bu kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Bu noktada bu kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Kenarortay görüldüğü gibi gayet basit. Kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğruya dönüyor. Geçelim kenarortay ile ilgili hemen bir tane soru çözmeye. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar ABC üçgeninde, yani büyük üçgende BD kenarortaymış. Hemen bunu belli edelim. BD kenarortaysa bu kenarı iki eşit parçaya bölmüş demektir. AD uzunluğu EC uzunluğuna eşitmiş. Zaten soruda verilmiş, bakın AD uzunluğu eşittir EC uzunluğu denmiş. Şu parçaya eşit. BCD açısı, yani BCD ortadaki harfin olduğu açı 54 derece, yine soruda verilmiş. Buna göre DEC açısı, DEC açısı neresi arkadaşlar? Yine ortadaki harf, yani şu açıyı bize sormakta. Buna göre hemen biz kenarortayı kullanalım. Eğer BD uzunluğu kenarortaysa AD ile DC birbirine eşittir. Yani bu iki parça birbirine eşit olmak zorunda. Daha sonra baktığımızda burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Eğer bu iki uzunluk birbirine eşitse burası arkadaşlar bakın bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende de bu eşit olan kenarların birleştiği tepe açısı değil de tabandaki bu iki açı birbirine eşit olmak zorunda. Öyleyse ben üçgenin iç açıları toplamı olan 180'den 54'ü çıkartıyorum. Geriye 126 derece kalıyor bu ikisine. 126'yı da iki eşit parçaya bölüyorum. 126'nın yarısı 63 olduğuna göre burası da 63 derecedir. Burası da 63 derecedir. Yani bize sorulan sorunun cevabı A olmalı. Geçelim açıortay özelliğine. Açıortayda üçgenin bir köşesindeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasına açıortay denir. Sevgili arkadaşlar, açıortayda örneğin bu A açısının açıortayını çizmek istiyorsanız bu açıyı ölçeceğiz ve bunun yarısını alacağız. Tabi bunu yaparken ben açı ölçer kullanmak istiyorum. Şuraya bakın, merkezine yerleştirdim. Açıyı ölçtüğümde bakın bize kaçı gösteriyor? 85'ten azıcık küçük, yani 84 derece desek 84'ün yarısı nedir? 42 derece. Öyleyse bu açının tam ortası 42 derece olacaktır. 40 şurası olduğuna göre 42 de burası. Buraya bir noktayı koydum. Sonra A köşesini bu noktadan geçecek şekilde çizerseniz bu açıyı iki eşit parçaya bölmüş olursunuz. 42'ye 42.
Daha sonra B açısının da yine açıortayını bulmak için B açısının kaç derece olduğunu hemen ölçelim. Merkezine yerleştirdik. Baktığımızda 50 ile 60 arası 55 derece desek 55'in yarısı 27 yapacaktır. 27,5, 27,5 da şurası olacak. Yine buradan geçecek şekilde hemen açımızı çizelim. Üçüncü açıortayımız da bu ikisinin kesiştiği noktadan geçecek. Yani açıortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Burası da bakın açıyı iki eşit parçaya böldü. Burası da açıyı iki eşit parçaya böldü. Yani kenarortaydan farklı. Bu açıortay kenarı iki eşit parçaya böler diyemeyiz. Sadece açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Ama onu söyleyebiliriz. Şimdi bir de kağıtla ilgili bu tür sorular karşımıza çıkabilir. Kağıt katlayarak açıortayı nasıl bulacağız? Örneğin buradaki açıyı iki eşit parçaya bölmek istiyorsak kağıdımızı bakın şu kenar ile bu kenar üst üste gelecek şekilde katlıyoruz. Katladığımız zaman bakın buradaki açının tamamını iki eşit parçaya bölüyoruz. Yani şu açıyla ben şuraya çizeyim. Şu açıyla bunun arkasındaki açı ne olmuş oluyor? Bunlar eşit olmuş oluyor. Bu açıyla bu açı eşit. Dolayısıyla kağıdımızı açtığımızda burası açıortay olmuş oluyor. Peki nasıl katladık? Tekrar gösterelim. Bu kenarla bu kenar tam üst üste gelecek şekilde katladık. Bu bize açıortayı vermiş oldu. Yani buradaki açıyı iki eşit parçaya bölmüş olduk. Örneğin bu açının açıortayını bulmak istiyorsak bu kenarla bu kenar üst üste gelecek şekilde katlıyoruz. Bakın tam üst üste gelecek şekilde katladık. Bu açıyı iki eşit parçaya böldük. Bu da açıortay olmuş oldu. Örneğin buradaki açının açıortayını bulmak istiyorsak yine bu kenar bu kenar üst üste gelecek şekilde katladık. Şu şekilde bakın katladık, tam ucu da sivri olacak da yani köşede birleşecek. İşte bu da buradaki açıyı iki eşit parçaya bölmüş oldu. Ne oldu bakın açıortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişiyorlar. Onu da burada ispatlamış olduk. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet, ikinci sorumuz da ABC üçgeninde yani büyük üçgende BD ve CD açıortaymış. BD bakın burası açıortay yani açıyı iki eşit parçaya bölmüş. DC de işte burası. Bu da açıyı iki eşit parçaya bölmüş. Bir de bu aralarındaki açı 122 derece verilmiş. BDC açısı buna göre BAC açısı yani soru işaretiyle olan yer sorulmuş. Şimdi bu tür sorularda ne yapabiliriz? Eğer burası açıortaysa bu açıyla bu açı birbirlerine eşittir. Yani buraya A derece dersek burası da A derece olur. Eğer burası açıortaysa bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Buraya B dersek buraya da B diyebiliriz. Ama buraya A dediğimiz için buraya A diyemeyiz. Çünkü ikisinin eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamının 180 olmasını kullanarak buradaki A artı B bulunabilir. Hemen yazalım. Bu üç açının toplamını 180 eş diyelim. A açısı var artı B açısı var artı 122 derece var. Üçünün toplamını 180'e eşitlersek 122 karşıya eksi 122 olarak geçerse 180'den 122'yi çıkarttık. Geriye 58 derece kaldı. Öyleyse A artı B 58 derece. Şimdi gelelim büyük üçgenden soru işareti olan yeri bulmaya. Büyük üçgendeki açılara bakarsak bir soru işareti var. Artı. Sonra iki tane A var. Artı. İki tane de B var. Bu üçünün toplamı da 180 derece olmalı. Çünkü büyük üçgenin de iç açıların toplamı 180'dir. Bunu biliyoruz. Peki A artı B 58 ise burada ne var? 2A artı 2B var. Öyleyse ben bu ikisini iki parantezine alıyorum. İki parantezinde A artı B olacaktır. Yani A artı B'nin iki katı A artı B 58 ise 58'in iki katı ne yapacaktır arkadaşlar? 116 derece yapacak. Bunu bulabilmek için 180'den 116'yı çıkartıyorum. Geriye 64 derece kalıyor. Demek ki bize sorulan A açısı 64 derece olmalı imiş. Geçelim arkadaşlar yüksekliğe. Yükseklik üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya uzantısına çizilen dik doğru parçasına o kenara ait yükseklik denir. Örneğin arkadaşlar ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliği çizeceksek bu A köşesinden BC kenarına dikme çiziyoruz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Sanki biz bu üçgenin tepesindeyiz. Burası da zemin. Buradan bir taşı bırakırsak taş yere düşerken taşın yere düşerken izlediği yol var ya direkt aşağı düşer en kısa yol. İşte buna biz yükseklik diyoruz ve yüksekliği de H harfiyle gösteriyoruz. Tabii üçgende 3 tane yükseklik var. Örneğin AC kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsak bu AC kenarı zemin olacak. Bu defa B noktası tepe noktası olacak. Eğer bu şekilde kafanızda canlandıramıyorsanız kağıdı çevirebilirsiniz veya kitapçıyı döndürebilirsiniz. Örneğin mesela AC kenarını zemin yapmak istiyorum. Bakın AC kenarını zemin olarak yaptım. Burası zemin, burası tepe noktası. Buradan taşı atarsak yere düşerken nasıl bir yol izler? Aşağı en kısa yoldan düşer, değil mi? Bakın burası da ne olmuş oluyor? AC kenarına ait yükseklik veya B kenarına ait yükseklik. Buraya da H.
üçüncü yüksekliğimizi bulurken de bu AB kenarına ait yüksekliği bulacağız. Öyleyse burayı zemin yapmak için kağıdımı döndürüyorum. Burası bakın zemin olsun. Burası zemin. Burası tepe noktası. Buradan taşı attığımızda yere düşerken taşın izlediği yol yükseklik olmuş oluyor. Dikkat ederseniz yükseklikler de üçgenin içinde bir noktada kesişti. Buna da C kenarına ait yükseklik yani HC diyebilirsiniz. Peki dik üçgendeki yükseklikleri çizecek olursak, EF kenarına ait yüksekliği çizmek isteyelim. Burası üçgenimizin zemini, tabanı, burası da tepesi. Buradan taşı bırakırsak nasıl bir yol izler? Direkt bakın aşağı düşer. Yani bu dik kenar yükseklik olmuş oluyor. EF kenarına ait yükseklik olmuş oluyor. Buraya HD yani şurası D kenarına ait olan yükseklik denilebilir. Aynı şekilde mesela DE kenarına ait yüksekliği çizecek olursak, o zaman bu DE kenarını taban yapmak için şöyle ters çeviriyorum bakın. Burası şu an bizim zeminimiz. Burası tepe noktamız. Buradan taşı bıraktık. Yere düşerken izlediği yol bu defa F kenarına ait yükseklik olmuş oluyor. Şuraya F kenarı dersek yani burası da HF olmuş oluyor. Dik üçgende üçüncü yüksekliği çizerken de bu defa tabanı bura kabul edeceğiz. Burası da üçgenin tepesi olacak. Buradan taşı bırakacağız. Aşağı düşecek. Yine kafamızı canlandıramıyorsak kağıdı dönderdik. Burası bizim zeminimiz oldu. Burası tepe noktamız. Buradan taşı bıraktık. Yere düşerken izlediği yol yüksekliği verir. Burası da E kenarı olduğuna göre buna da HE yüksekliği diyebiliriz. Burada dikkat ederseniz yükseklikleri nerede kesişti? Bakın biri bu. Yüksekliğin biri bu. Biri bu. Nerede kesişti? Üçgenin köşesinde kesişti. Demek ki dik üçgenlerde yükseklikler üçgenin içinde bir yerde değil de üçgenin köşesinde kesişiyor. Gelelim geniş açılı üçgenlere. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler nerede kesişir bunu bulabilmek için önce LM kenarına ait yüksekliği bulmak istiyorum. Burası üçgenimizin tabanı. Burası da tepe noktası. Buradan taşı bırakırsak aşağı nasıl düşer? Bakın direkt aşağı düşer. Zemin burası olduğuna göre. O zaman nereye düşüyor bakın bu taş? Bu LM'nin uzantısına düşüyor. Yani yüksekliğimiz bu defa üçgenin dışında oluştu. Burası K kenarı olursa bu yüksekliğe de HK denilebilir. İkinci yüksekliğimizi çizerken burası tabanımız olsun. Öyleyse üçgeni döndürüyorum. Burası taban olacak şekilde. Burası tabanımız, burası da tepe noktamız. Taşı buradan bırakırsak bunun uzantısına düşecek. Bakın şu şekilde. Bu da bizim ikinci yüksekliğimiz oldu. Üçüncü yüksekliği bulurken yine üçgenimizi döndürüyoruz bakın. Burası bizim tabanımız. Burası tepe noktamız. Taşı bıraktığımızda yere düşerken izlediği yol işte burası olur. Peki yükseklikler nerede kesişecek? Birinci yüksekliğimiz bu. İkinci yüksekliğimiz bu. Üçüncü yüksekliğimiz bu. Bunlar nerede kesişir? Bunların uzantılarını çizmeniz lazım. Bunlar da üçgenin dışında bir yerde kesişir. Şöyle bunları uzatırsak bakın. Şurası. Bu ikinci yüksekliğimiz, bu da üçüncü yüksekliğimiz. Yükseklikler üçgenin dışında bir yerde kesişiyorlar geniş açılı üçgenlerde. Dikkat ederseniz yükseklik konusunu anlatırken hem dar açılı üçgende hem dik üçgende hem de geniş açılı üçgende inceledik. Çünkü yükseklikler dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde bir noktada kesişiyorlar. Dik açılı üçgenlerde üçgenin köşesinde kesişiyorlar. Geniş açılı üçgenlerde ise yükseklikler üçgenin dışında bir noktada kesişiyorlar. Ama kenarortayda ve açıortayda bunu yapmadık. Çünkü üçünde de üçgenin içinde bir yerde kesiştikleri için buna gerek duymadık. Hemen üçgenimizi buraya getiriyoruz. Katlayarak üçgenin yüksekliği nasıl bulunur önemli. Çünkü katlama da kazanımlar içerisinde var. Yine bununla ilgili sorular karşımıza mutlaka çıkabilir. Şimdi örneğin bu kenara ait yüksekliği çizmek istiyorsak bu kenarı alıyoruz. Bu şekilde bakın bu kenarın üzerine gelecek şekilde katlıyoruz. Fakat katladığımızda bu kat izi mutlaka köşeyle birleşecek şekilde katlıyoruz. Bakın katladık. Bu kenar bu kenarın üzerinde olacak. Bu kenar bu kenarın üzerinde olacak ve karşı köşeyle birleşecek mutlaka. Baktığımızda işte burası bizim yüksekliğimiz oluyor. Yani burası 90 dereceyle aşağı inmiş oluyor. Hemen diğer açıya bakalım. Örneğin bu kenara ait yüksekliği çizmek istiyoruz. O zaman bu kenarı getirip bunun üzerine katlayacağız. Bakın burası tam böyle üst üste gelecek. Fakat bu da karşı köşeyle birleşecek. Burası da bakın karşı köşeyle birleşiyor. Ne oldu arkadaşlar? Bu da bizim ikinci yüksekliğimiz oldu. Öyleyse burası da 90 derecedir. Üçüncü yüksekliğimizi çizerken yine bakın bu kenara ait yüksekliği çizmek istiyoruz. Bu kenara ait yüksekliği çizmek istiyoruz. Bu şekilde katlayacağız. Fakat katlarken yine bu kenar bu kenarın üzerine gelecek. Fakat katlama izi yani şurası da bakın köşeyle birleşecek. Ki burada da bakın köşeyle birleşiyor. Açtığımızda burası da yine yükseklik olacaktır. Yani şurası 90 derece olacaktır. Dikkat ederseniz yükseklikler üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişti.
Şimdi arkadaşlar sıradaki sayfamızda aynı üçgen üzerinde hem yüksekliği hem açıortayı hem de kenarortayı göstererek konumuzu birazcık daha iyi anlamaya çalışacağız. Önce kenarortayla başlayalım. Örneğin BC kenarına ait kenarortayı ben çizmek istiyorum. Öyleyse burayı sayıyorum. Burası kaç birim? Çünkü kenarortayda bana kenarın orta noktası gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 birim. Öyleyse tam 10 ortası olacaktır bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası bizim kenarımızın orta noktası. Bunu köşeyle birleştirirsek bu bize kenarortay doğrusunu verecek. Birleştirelim. İşte arkadaşlar bu kenarortay V harfiyle gösteriliyordu. Öyleyse buna VA diyelim. Gelelim yüksekliğe. Yüksekliği çizerken arkadaşlar A noktasından bir taşı bıraksak zemine düşerken nasıl bir yol izler? Direkt aşağı iner, değil mi? Dik olarak. Yüksekliğin en önemli özelliği dik olması. Tabana dik olması. Öyleyse buradan hemen dik olarak yüksekliğimizi çiziyoruz. Yükseklik de H harfiyle gösteriliyordu. Öyleyse bu da HA kenarına ait yükseklik HA olsun. Gelelim açıortaya. Açıortayı çizerken açıyı ölçmem gerekiyor. Bu A açısı acaba kaç derece? Onun ortasını sonra bulacağız. Açıyı ölçebilmek için açı ölçerimi getirdim. Tam köşesine yerleştirdim ve bu çizginin bana gösterdiği açıya bakıyorum. 90 ile 100 arasında, yani 95'i geçmiş 96 derece dersek 96'nın yarısı 48 yapacaktır. Öyleyse ben buradan 48 dereceyi buluyorum. Yani 50'ye yakın. Şurası bakın açıortayın geçeceği nokta olacak, 48 derece. Öyleyse bu noktayı da A köşesiyle birleştirirsem bu da açıyı iki eşit parçaya böleceği için açıortay olacaktır. Açıortayda bakın şu açıyı 48 derece, şu açıya eşit. Bu da 48 derece. İki tarafı da bulduk. Açıortayı da söylememiştik daha önce. Açıortayı da N harfiyle göstereceğiz. Bu da NA olsun. Şimdi dikkat ederseniz tekrar edelim. Kenarortay kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Bakın burası 10 birim. Burası 10 birim. Yükseklik direkt bakın tabana dikme indiriyoruz. Yükseklik olmuş oluyor. Açıortayı da açıyı iki eşit parçaya bölüyor. 48 derece. Burası da 48 derece. Şimdi bunların uzunluklarına bakarsanız hangisi bunların en kısadır? Tabii ki direkt aşağı inen HA, yani yükseklik en kısa olanıdır. En uzunu ise bakın daha eğik bir şekilde tabana doğru gelen kenarortayda en uzun olacaktır. Ortada ise bakın açıortay olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar arasında bir sıralama yapılacaksa bir üçgende aynı kenara ait yükseklik en kısasıdır. Kenarortay en uzunudur. Açıortay da bakın ikisinin arasındadır dememiz gerekiyor. Peki bu her zaman böyle mi? Hayır arkadaşlar. Özel üçgenlerimizde, yani ikizkenar üçgende ve eşkenar üçgende durum değişebilir. Peki nasıl değişir? İkizkenar üçgen demek arkadaşlar, iki kenarının eşit olması demek. Eğer bu iki kenar eşitse, bu iki kenarın ortasından çizeceğimiz yükseklik biliyorsunuz tabana dik olarak inen hem açıortaydır hem de aynı zamanda kenarortaydır. Yani bu kenarı da iki eşit parçaya böler. Çok önemli bir bilgi. Yani bakın üçgenimiz ikizkenarsa bu eşit olan kolların arasından çizeceğimiz doğru parçası hem açıortay hem yükseklik hem de kenarortay olmuş oluyor. Çok önemli bir bilgi. Fakat ikizkenar üçgende diğer kenarlarda bunu yapamayız. Çünkü eşit olan kenarların arasından çizmemiz gerekiyor. Peki eşkenar üçgende durum nasıl? Eşkenar üçgende ise bakın bu iki kenar birbirine eşit olduğu için yine iki kenarın arasından çizeceğimiz bu yükseklik hem kenarortay olmuş oluyor, hem açıortay hem de yükseklik olmuş oluyor. Fakat eşkenar üçgende farklı bir durum daha var. Çünkü eşkenar üçgenin üç kenarı da eşit. Yani bu kenar da buraya eşit olduğu için bu iki kenarın da arasından çizeceğiniz yükseklik hem açıortay olmuş oluyor hem de kenarortay olmuş oluyor. Aynı şekilde eşkenar üçgende bu kenar da bu kenar eşit olduğu için eşit olan bu iki kenarın arasından çizeceğiniz yükseklik hem açıortay olmuş oluyor hem aynı zamanda da kenarortay olmuş oluyor. Yani eşkenar üçgenin neresinden çizersen çiz yüksekliği, çizeceğin yükseklik hem açıortaydır hem kenarortaydır. Fakat ikizkenar üçgende sadece eşit olan kolların arasından çizeceğin yükseklik hem kenarortay oluyor hem de açıortay oluyor. Dik üçgende şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 90 derecenin karşısındaki kenar var ya, yani hipotenüs dediğimiz üçgenin en uzun kenarı, yani KM uzunluğuna ait kenarortayı çizerseniz, yani bunun orta noktasını tespit edip karşı köşeye birleştirirseniz bu kenarortay uzunluğu bu iki parçadan birine eşit olmuş oluyor. Yani bunun uzunluğu da bunlardan birine eşit olmuş oluyor. Bu üç parça birbirine eşit. Bu, bu ve bu. Bu biz üçüne muhteşem üçlü diyoruz.
Muhteşem üçlünün olabilmesi için şartlarımız nelermiş? Birinci şartımız dik üçgen olacak. İkinci şartımız ise 90 derecenin karşısındaki kenara ait kenarortay çizilecek. Bu kenarortay uzunluğu bu iki parçanın herhangi birine eşit olmuş oluyor. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz arkadaşlar katlamayla ilgili. Birinci şekilde verilen ABC üçgeni ikinci şekildeki gibi BD kenarı DE kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Bakın buradaki BD kenarını tutmuşuz, katlamışız. DE kenarının üzerine gelecek şekilde. Ve burası da bakın köşeye birleşmiş katizi. Daha sonra ikinci şekilde gibi açılmış. Tekrar katladıktan sonra geri açmışız. Burada bir katizi oluşmuş. DC çizgisi için hangisi doğrudur demiş. Bu açıortay mı, kenarortay mı, yükseklik mi yoksa hiçbiri mi? Sevgili arkadaşlar bundan da katlarken bahsetmiştik. Eğer bu kenar bu kenarın üzerine gelecek şekilde katlarsak ve burası karşı köşeye birleşirse burası 90 derece oluyor idi. Öyleyse bu 90 derece olduğuna göre biz buna yükseklik dememiz gerekiyor. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgenin alanı kaç birim karedir denmiş. Sevgili arkadaşlar karede bir zeminde verildiği için buradaki üçgenlerin alanları rahatlıkla hesaplanabilir. Bir en başta büyük üçgenin alanını hesaplayacağız. Şurasının çizgili olduğunu düşünelim ve büyük üçgenin alanını hesaplayalım. Sonra buradaki küçük üçgenin alanını hesaplayıp çıkarttığımızda bize boyalı olan kısmın alanını vermiş olacak. Önce büyük üçgen alanını hesaplayabilmek için tabanına bakıyorum. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim. Öyleyse taban uzunluğu çarpı yükseklik. Yükseklik ne demekti? Tepeden tabana indirilen dikme. Hemen sayalım kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Öyleyse taban çarpı yükseklik bölü 2 bana büyük üçgenin alanı verecek. Eksi diyelim. Şimdi de buradaki küçük üçgen alanını hesaplayalım. Küçük üçgenin tabanına bakarsanız 1, 2, 3, 4 birim tabanı. Peki yüksekliği neresi olmuş oluyor? Geniş açılı üçgenlerde üçgenin yüksekliği üçgenin dışında oluşuyordu bakın. Tepesinden tabanına indirilen dikme. İşte burası üçgenin yüksekliği kaç birim? 1, 2, 3 birim. Öyleyse taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Küçük üçgen alanını da bulduk. Büyük üçgen alanından küçük üçgen alanını çıkartacağız. 13 ile 9'u çarparsak 117 yapacak. 117'nin yarısından 12 bölü 2'yi çıkar. 117'den 12 çıkartılırsa 105 kalacaktır. 105'in yarısı ise arkadaşlar 52,5 yapacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda yukarıda verilen şekilde SABD açısı ACB açısına eşitmiş. Neresi ABD açısı? ABD açısı. İşte burası eşitmiş. ACD, ACD yani ortadaki harfe C açısına eşitmiş. Burayı zaten göstermiş aynı işaretle. Bu iki açının eşit olduğu belli. Sonra BAD açısı yani şuradaki açı eşitmiş DAC açısına. Bunu da göstermiş bakın noktayla. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur denmiş. O zaman sevgili arkadaşlar şunu ben anlıyorum. Bu üçgen ikizkenar bir üçgen. Neden? Çünkü bakın taban açıları eşit. Öyleyse bu kenar bu kenara eşit. Peki ikizkenar üçgende bu açıortaysa eğer açıortayın özelliği neydi ikizkenar üçgende? Hem açıortaydır, hem kenarortaydır, hem de yüksekliktir. Yani burası da 90 derecedir. Buna göre AB uzunluğu AD uzunluğuna eşittir denmiş. AB AD uzunluğuna eşittir diyemeyiz. Bunu eledik. AC uzunluğu AD uzunluğuna eşittir denmiş. Yani bir kenar buradaki kenarortaya eşittir denmiş. Bunu da diyemeyiz. ADC açısı 90 derecedir denmiş. ADC açısı evet 90 derece çünkü bu aynı zamanda yükseklik olmuş oluyor. Bunu söyleyebiliriz. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit değildir denmiş. Halbuki eşit çünkü bu aynı zamanda kenarortay oluyor ve bu kenar bu kenara eşit olmuş olur. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda yukarıdaki verilenlere göre DE uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. DE uzunluğu arkadaşlar şurası bakın. Bunu bulurken ne yapacaksınız böyle bir soruda? Buradaki geniş açılı üçgenin alanından ilerleyeceğiz. Geniş açılı üçgen dediğim yer bakın şu pembeyle taradığım yer. Bakın burası bir geniş açılı üçgen. Bu geniş açılı üçgenin alanından gideceğiz. Peki nedir bu geniş açılı üçgen alanı? Bakın taban uzunluğu 6 verilmiş. Çarpı yüksekliği nedir peki? Yüksekliği de üçgenin dışında oluşmuş. Şuranın dik olduğunu soruda vermiş. Biz yazmamışız. Bunu da belirtelim. Öyleyse yüksekliğimiz de 20 olmuş oluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana üçgenin alanını verir. Buradaki geniş açılı üçgen alanı. Geniş açılı üçgen alanını bir de ikinci bir yoldan bulabiliriz. Eğer burası taban olarak kabul edilirse, bu geniş açılı üçgenin tabanı olarak kabul edilirse, burası da yüksekliği olmuş oluyor. Yani bize sorulan DE'ye biz x dersek, bu üçgen alanı buradan da bulunabilir. Taban uzunluğu 30,
Yüksekliğe de x dedik. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İkisi de aynı çıkacaktır. Çünkü ikisi de aynı üçgenin alanını verir bize. 6 ile 20 çarptık. 120. Yarısı 60 yapacaktır. Burası ise 30'da neyi çarpıp yarısını alırsak 60 yapar. Yine içler dışlar çarpımından 30'da x'i çarptığımızda 120 çıkmalı. Her iki tarafı da 30'a bölersek demek ki bu x uzunluğumuz 4 santimetre olursa alanlar her iki tarafın eşit çıktığını görürüz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızı buradan izleyebilirsiniz. Buradan da PDF dokümanlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.